kullanabilir, bu üçüncüye olarak ilave edebilir. Evet. Osman Bey, Sayın Hocam merhaba. Hepatit B taşıyıcıyım. İlk tespitinden bu yana 18 yıldır ilgilenmemiştim. Kan tahlili sonucunda öğrendim ki ALT ve AST değerleri 120 ve üzerinde çıkmıştı. Bir ay içinde 400'ü buldu. Ne önerirsiniz diyor. Şimdi tabii şunu söylemekte fayda var. Bir defa hepatit B'nin aşısı var. Bütün aile bireylerinin bir an önce aşılanması. Bak, bunu ilk yapacağı şey o. Aşı yapılsın ve aşılılık hallerinin devam edip etmediğini de en geç 2 yılda bir kontrol ettirsinler. Aa, ben aşılandım, ömür boyu bir daha gibi. Hayır, 2 yılda bir, yani hepatit B virüsüne karşı bağışıklık sistemi aktif durumda mı değil mi, bunun kontrol edilmesi lazım. Yani antikorunu var mı yok mu, devam ediyor mu, azalmaya başlamışsa buna doktor karar verecektir. Aşının tazelenmesi gerekiyor. Hepatit B'de eğer bu ALT, AST yükselmiş diyorlar. İşte transaminazdır bunlar. GGT de var. O da yükselir. Yapacağı şey lavanta çayı. Şunu söylüyorum tüm değerli izleyicilerimize. Ben burada bir takım hastalıklar hakkında bilgi verebilirim. Benim verdiklerim ansiklopedik bilgilerdir. Genel kültür anlamındadır. Esas size bilgiyi verecek olan bir tıp doktorudur, bir hekimdir. Bunu unutmayın. Hekiminize danışmadan herhangi bir şeyi de uygulamayın. Uygulamayın. Yani çünkü altta yatan başka sebepler olabilir. Çünkü her hastalığın insanda seyri farklıdır. Hüseyin, bunu söyleyelim ve hiçbir şekilde kendi kendinize teşhis koymayınız.